Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifim var. Haşhaşlı şekerpare tatlısı yaptım. İnanın çok lezzetli. Ağızda eriyen bir kıvamı var ve hemen bir saatte yapıp tüketebileceğiniz bir tarif. Yani hemen mutfağa girerseniz iftara yetiştirebilirsiniz. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Oldukça az malzemeli ama lezzeti, kıvamı harika. Dilerseniz tarifimize geçelim. İlk önce şerbetimizi hazırlamakla başlayacağız. Çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Bunun için tencereme 1,5 su bardağı şeker ve üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. Ve bir dilim limon, biraz böyle suyunu sıkıp dilimi kabuklu haliyle şerbetime ilave ediyorum. Bu sayede şerbetim şekerlenmeyecek. Orta ateşte 15 dakika kaynamaya bırakıyorum. 15 dakika süremiz kaynadıktan sonra arkadaşlar, 15 dakikanın sonunda şerbetimi artık soğumaya bir kenara alıyorum. Şimdi geçebiliriz şekerparemizi yapmaya. Gereken malzemeler 100 gram yumuşak tereyağı. Kesinlikle yumuşak olması önemli arkadaşlar. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı pudra şekeri. Bir adet bütün yumurta. Bunları ilk önce bir şöyle bir karıştırıyorum elimle. Dediğim gibi tereyağınız yumuşak olması önemli. Soğuk veya eritilmiş kullanmayın. Aynı kıvamı yakalayamazsınız. Tereyağımı güzelce ezdikten sonra yarım su bardağı olan irmiğimi ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüm 200 milim arkadaşlar. Çok soran oluyor. O yüzden buradan da toplu cevap olsun. Ve daha sonra yarım paket kabartma tozu ekledim. Kesinlikle paketin tamamı değil arkadaşlar. Yarım paket. Güzelce karıştırıyorum. Ve artık unumu ilave edebilirim. Yaklaşık 2 su bardağı un gitti arkadaşlar. Ama sizler de kontrollü ekleyin. Çünkü kullandığınız unun markasına, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre birazcık farklılık gösterebilir. Klasik aslında kurabiye hamuru gibi ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Yani sizlere tavsiyem 1,5 bardak undan sonra kontrollü ekleyin. Gördüğünüz gibi elimizle şekil alabilen ama yapışmayan bir hamur elde ettik. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yağlı kağıt serdiğim tepsime aktarıyorum. İlk önce bütün şekerparelerimi bu şekilde yuvarlıyorum. Daha sonra süt ve haşhaşa batırıp pişireceğim tepsiye aktaracağım. Böyle yapmak daha kolay arkadaşlar. Yoksa tek tek çok uğraştırır. Bir kaseye süt aldım ve diğer bir kaseye kuru haşhaş ekledim. Şimdi hamurumu ilk önce süte ve daha sonra haşhaşa batırıp pişireceğim tepsiye aktarıyorum. Altına yağlı kağıt sermedim çünkü direkt fırından çıkınca bu tepsinin içerisinde dökeceğim şerbetini. Zaten yağlı bir hamur olduğu için kesinlikle yapışmayacak tepsimize. Fırınımı da 180 dereceye açtım. Isınmakta şu an. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Böyle bu yöntemle yapmak çok daha pratik arkadaşlar. Çok daha hızlı ilerliyor. Haşhaş bulamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Eğer bugün elinizin altında yoksa sade de yapabilirsiniz. Üzerlerine fındık veya ceviz yerleştirerek öyle de atabilirsiniz fırına. Ama eğer öyle yapacaksanız üzerlerine yumurta sarısı sürmenizi tavsiye ederim.
Bütün kurabiye şeker parelerimi hazır ettim. Şimdi geçelim süsleme aşamasına. Böyle yarım kırılmış cevizlerim vardı. Onları tam ortalarına gelecek şekilde elimle hafif bastırarak yerleştiriyorum. Biraz bastırın ki piştikten sonra çıkmasın cevizler. Böyle sadece bırakırsanız yapışmaz yani. Ceviz yerine fındık olur, fıstık olur, ne isterseniz yani elinizde ne varsa. Görüntüsü bu haliyle bile harika bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu tarifim hakkında? Eğer videolarımı zaten bu kısma kadar izlediyseniz yine yorumlara bir kalp veya bir çiçek bırakırsanız ben de izlemiş olduğunuzu anlamış olurum. Şimdiden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, bütün şekerparelerim hazır. 180 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. Her fırın farklılık gösterebilir. Böyle hafif kızarmaya döndüğü an çıkartın fırından. Çok güzel oldular. Eve yayılan kokuyu sizlere anlatamam. Fırından çıktı. Tatlılarım yaklaşık 2 dakika beklettikten sonra soğumuş olan soğuk şerbetimi döküyorum. Bu noktada önemli arkadaşlar, şerbetinizi önden hazırlayın ki soğusun. Soğuk olmalı. Ve küçük bir kepçe yardımıyla her birinin üzerine şerbetini döküyorum dolu dolu. Bence şerbetli tatlıların en kolay tarifleri arasındadır şekerpare ve genelde herkesin damak tadına uyan bir lezzet. Bu arada şerbeti tam geliyor arkadaşlar. Kesinlikle az sanmayın. Tam denk geliyor. Yani öyle şerbet içinde yüzen bir şekerpare değil. Ama tam kıvamında çekiyor. Ben yaklaşık 1 saat ancak bekletebildim. Video çektiğim için çok fazla bekletemedim. Zamanım kısıtlıydı. Ama sizler dilerseniz sabahtan yapıp akşam tüketebilirsiniz. Ama eğer dediğim gibi siz de sıkışıksanız, böyle zamanınız azsa hemen yapıp 1 saatin içerisinde afiyetle yiyebilirsiniz. Dediğim gibi ben 1 saatliğine beklettim. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekti ve şimdi sizlere doku testini göstermek istiyorum elimden geldiğince. Böyle ağızda eriyen bir kıvamı var. Haşhaşların böyle verdiği bir kıtırlık var. Gerçekten müthiş bir uyumu oldu şekerpare ile haşhaşın. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Gerçekten abartmak istemiyorum ama harika oldular. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videomu sonlandırmadan önce sizlere küçük bir bilgi vermek istiyorum. Beni isteyen arkadaşlar Instagram sayfamdan da takibe alabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayıp takibe alabilirsiniz. Ve benim tariflerimi denediğiniz resimleri bana oradan mesaj kutusundan yollayabilirsiniz. Ben de memnuniyetle paylaşırım. Dediğim gibi beni Instagram sayfamdan da takibe alabilirsiniz. Orada daha aktifim. Günlük storyler ekliyorum. Yani gelmek isteyen arkadaşlar linke tıklayabilir. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın.